Müthiş bir muhalefet boşluğu oluştu herhalde. Çaresini CHP'liler bulacak. Ya da ben size açık söyleyeyim, Türkiye'de en büyük boşluk merkez sağda olursa hem Anadolu'daki o temiz, dindar Müslümana hitap eden Demirel gibi, Özal gibi liderlerin algısını yaratacak, performansını sergileyecek bir merkez sağ lider ve bir parti. Bir de Güneydoğu'ya rahatça gidebilecek bir merkez sağ parti. Özal'ın, Demirel'in döneminde de terör vardı ama onların Güneydoğu'ya gidemediğini, halkla empati kuramadığını söyleyebilir misin? Söyleyemezsin. İyi Parti biraz orayı... Yapamıyor, yok. Yok, doğasına aykırı. Bilmiyorum, içerideki dengelerden herhalde. MHP'den kopmuş bir sürü insan var içinde. Onda, o da İyi Parti'nin iç işi. Bakalım kurultayda ne olacak? Peki seçimi sizce nerede kaybettiler? Bir kere şunun altını çizerek bir kenara koyalım. Türkiye gibi bir ülkede, özgür olmayan ülkeler kategorisindeki ülkede, demokraside Uganda'nın bile dört basamak altındaki bir ülkede, mevcut yönetimi bir muhalefet partisini veya ittifanın devirip de yönetimi ele geçirmesi, seçimi kazanması çok 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 zor bir şey. Bunu kabul ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti diye asla eleştiri yöneltemez. Çünkü seçim bir demokrasinin en son göstergesidir. Yani bir basın özgürlüğü yoksa, ifade özgürlüğü yoksa, RTÜK gibi bir kurum muhalif medyanın kafasının üstünde demokrasinin kılıcı gibi sallanıyorsa, örgütlenme, gösteri, yürüyüş, bilgiyi yayma, bilgiye erişim gibi özgürlükler yoksa bir ülkede zaten istediğiniz kadar seçim yapın. Hep yöneten kazanacaktır. Zaten de öyle oluyor bizim gibi ülkelerde. Sisi'yi seçimle devireceğinizi mi zannediyorsunuz? Putin'i Rusya'da seçimle mi devireceksiniz? Yani bizimle aynı kategorideki ülkelerden bahsediyorum. Aliyev Azerbaycan'da seçim kaybedip mi gidecek zannediyorsunuz? Molla rejimi seçim kaybedip de mi yerine daha demokratik bir rejim gidecek? Hayır. Türkiye'de de öyle. Yani bunu kabul ediyorum. Onun için Kılıçdaroğlu'na eleştirelim. Seçimi kaybetti değil. Ama şuradan kazanabileceği şeyleri yapmadığı için, yapması gerekenleri yapmadığı için. Mesela? Baştan başlayalım. Yani seçim kanununda yapılan 2010'dan beri değişiklikler, seçmen listelerinin hazırlanışı, seçmen sayılarındaki muamma, tırnak parmak boyasının kaldırılmasına gıkını çıkarmaması, bakanların 45 gün önce istifa etmemesi, 16 Nisan 2017'de mühürsüz pusulalara itiraz etmemesi, YSK'nın önüne gitmemesi, Erdoğan'ın anayasa ihlaliyle yeniden 3. kez aday olmasına itiraz etmemesi, onun itirazının altyapısını daha 2 sene önceden başlatmaması, üst kattaki komşumun hangi sandıkta oy verdiğini göremememe itiraz etmemesi, nüfus sayımı, seçmen sayısı, fazladan basılan %30 pusulanın akıbetini takip etmemesi, deprem sonrası milyonlarca insanın adres değiştirmesine rağmen 2 hafta içinde seçmen sayısını YSK'nın nasıl belirlediği, o seçmenlerin adreslerini nasıl belirlediği, bunların üzerine gitmemesi, daha say babam say. Yani seçim güvenliği ve seçimdeki katakullileri konuşuyorsak bunlar bir gecede olmadı. 10 sene içinde atılan adımlar teker teker önümüze bir fatura olarak geldi. 3. defa tepside ikram etmesi Cumhurbaşkanlığını Erdoğan. 2014, 10 Ağustos 2014, koskoca Türkiye Cumhuriyeti ana muhalefet partisi genel başkanı aday olamıyor. Neden? Soran yok, bilmiyoruz. Kendine mi güveni yok? Kaybeder mi? Yoksa Ekmelettin İhsanoğlu kim ya? Allah aşkına. Başka adam mı yok koskoca CHP'de? Erdoğan'ın en zayıf olduğu dönem. 17-25 Aralık'tan 6 ay geçmiş. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Erdoğan savunmada. Montaj, sabotaj, işte dublaj, mublaj kendini savunurken karşısına çıkarıyorsun Ekmelettin İhsanoğlu. Ekmek için Ekmelettin. Oldu canım. Bir orada o zaman hediye etti. Üstünden 4 sene geçti. 2018 geldi. Abdullah Gül'ün peşinden koşuyor. Yine evet. Kendisi aday değil. Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin, ana muhalefet partisinin genel başkanı, 2. Cumhurbaşkanlığı seçimi aday değil. Abdullah Gül'ün peşinden koşuyor. O olmayınca Allah Allah. Yalova milletvekili bir fizik öğretmeni çıkıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin. Cumhurbaşkanı adayım diyor. Onu kerhen mecburen aday göstermeye mecbur kalıyor. Ben genel başkanım. Yalova diye bir kentten bir milletvekili çıkacak. Ağzı iyi laf yapıyor diye. Ben onu mecburen aday göstereceğim. 2. defa teslim ediyor. Onu içine sindiremediği için Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını arkasında durmuyor. Sandıklara. Girin Google'a. 16 Nisan 2017 referandumu öncesi Kılıçdaroğlu ve
yönetiminden açıklamalar. Bütün sandıklara sahip çıkıyoruz. Hepsi kontrolümüzde. Çatçur. Ondan sonra 24 Haziran 2018 Muharrem İnce. Bunların hepsi var Google'da. Paylaştım Twitter'da da. İşte CHP hazır adil seçim platformuyla 180 bin sandığa sahip çıkacağız. Yetkililerimiz, görevlilerimiz, temsilcilerimiz hepsi hazır. Ondan sonra ne oluyor? Hemen kaç bin sandıktan tutanak yok, pusula şey yok. Valla orada seçimden önce hem Muharrem İnce hem Sinan Oğan'dan ben kulaklarımla duydum. Ben Kemal Bey'in sandıklara tamamen hakim olmadığını farkındayız. Hani nasıl bu kadar rahat olabiliyor anlamış değiliz diye. Hatta Muharrem İnce eyvah dedim gibi bir şey söyledi. Babala TV'de hatta. Şimdi Muharrem İnce taraftarları bize hep şey yapıyorlar. Biz onları eleştirdik Muharrem İnce'yi diye. Söyleyin Muharrem İnce haklı mıydı değil miydi? Haklı mıydı değil miydi diye. Hayır, Muharrem İnce daha sağduyulu hareket edebilirdi. Bu seçimde öfkesini ve egosunu bir kenar, öfkesini anlıyorum. Yerden göğe kadar haklı. Kılıçdaroğlu ondan rahatsız oldu. Çünkü siyasi partide boynuz kulağa geçemez. Lan öyle bir konjonktür oluştu ki ben seni sıradan bir milletvekilini cumhurbaşkanı adayı yapmak zorunda kaldım. Ama ben aday olamadım. O zaman Muharrem İnce de bunu unutmadı, yediği kazığı. O geceyi hatırlayın. Adam kazandı. Evet, adam kazandı. Çünkü şeyler yoktu. Islak tutanaklar yoktu. Yok sistem mi? CHP dedi ya. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP. Sistem çöktü dedi. Adam ne yapacak tek başına? Mitinglerde oradan oraya koşturmuş etmiş. Tabii bundan duyduğu öfkeyi 5 sene sonra eline fırsat geçti. Ne yaptı? Mendakka dukka. Sen bana 2018'de seçimi kazandırmadın. Ben de sana kazandırmayacağım. Ha bu sağduyulu bir hareket miydi? Hayır değildi. Sorumlu bir hareket miydi? Hayır değildi. Ama empati yaparsam Muharrem İnce'nin öfkesini anlıyorum. Keşke yapmasaydı. O ayrı mesele. 2018 sonrası Muharrem İnce tamam Erdoğan kazandı. İkinci defa tepside ikram etti Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını. Ama Muharrem İnce'yi iyi yönetemedi. Ya adam senin aldığın oyun %35 fazlasını almış. Öyle şimdi bizi izleyenler için miting yaptı. Miting yaptı. İki kelimeden oluşan bir cümle. Bir miting yapmanın Anadolu'yu günlerce haftalarca gezmenin ne demek olduğunu biliyor mu izleyenler? Elinizde çanta, işte taşrada, otellerde kal, yani dışarıda yemek ye, evinden, ailenden uzaksın. Merhaba demeyeceğin adam, binlerce adamla sarıl, öpüş, dert dinle, oy almak için bilmem ne. Ondan sonra seni takdir etmesin. Ya çağırsana kurultayda Muharrem İnce'yi bir alkışlatsana delegeye. Partimizi başarıyla temsil etti, elinden geleni yaptı. Seni baş danışmanım yapıyorum. Gel sağıma otur. Hayır. Y harfi Yalova delegesi. Hadi yürü tuvaletin yanına arkaya. Orada otur Muharrem İnce. Ondan sonra hadi Muharrem İnce'nin desteğini almak için ayağına kadar gitti. 5 sene sonra. Yani bu siyasette bir şeyleri yaparken uzun vade planlayıp düşünmekte fayda var herhalde. Muharrem İnce de nasıl tepki verdi? Hoş geldiniz güle güle canım. Kadar basit. Şimdi de işte nedenlerini saydık. Üçüncü defa 2023'te hem yanlış aday olarak çıktı. Bu ittifakın yanlış adayı olarak çıktı. Hem de yanlış şeyler yapıldı. Mesela ben size bir örnek daha vereyim. Özür dilerim uzattım ama. 5 senedir Erdoğan Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na neyle saldırıyor? CHP eşittir, HDP eşittir, PKK eşittir, terör bağlantısı bilmem evet. Ne. Kılıçdaroğlu buna karşılık verebiliyor muydu? Hayır. Hiç. Toplumda sokak sokaktaki adamın kafasına Erdoğan ve iktidar bunu yerleştirdi. Bu algıyı gayet güzel şey yaptı. Şimdi kampanya döneminde ne yaptı Erdoğan? Miting meydanlarında oynattı. Bu algıyı iftiralarla, şunlarla, bunlarla doğru oynattı. Kılıçdaroğlu'nun buna karşı gelmesi için Erdoğan'a iftira atması gerekmiyordu. O milyonları topladığı miting meydanlarında oynat bakalım video dolu YouTube'da. Kim demiş Apo'ya sayın diye? Kim demiş şehitlere kelle diye? Kim habura tiyatro mahkemeler kurmuş. Pişman mısın? Değilim. Tamam kardeş buyur geç demiş. Kim talimat vermiş valilere? Şeyleri söndürün. Kameraları kapatın. Operasyon yapmayın. Görmezden gelin diye. Kim çıkarmış Osman Öcalan'ı devlet kanalına? Bunlar malzeme değil mi Kılıçdaroğlu için? Oynat. Sen de bunlara karşı koy. Başarısız bir kampanya dönemi. Hep söylerim yanlış bir adaydı Kılıçdaroğlu. Meral Akşener de orada haklıyım. Kazanacak aday diye garanti bir şey yok tabii. Ama bulmaları gereken
kazanma olasılığı en yüksek aday olmalıydı. Potansiyeli en yüksek en azından. Potansiyeli tabii. Bir kere kazanacak, %100 kazanacak kadar Erdoğan bile emin değildi. %100 evet. Kazanıp kazanamayacağından. Onun için o geçerli bir söz değil. Ama kazanma olasılığı en yüksek aday kim olabilirdi? Kılıçdaroğlu dinlemedi. Ego yaptı. Kendine özgüven geldi işte yerel seçim başarısından sonra. Ben bu işi götürürüm dedi. İttifaka rüşvet verdi küçük partilere. Siz benim adaylığımı destekleyin, ben de size 40 tane koltuk vereyim. Meclis aritmetiği önemli değil dedi. İşte bunları alt alta yazdığınız zaman bu sonuç ortaya çıktı. CHP yani Kemal Kılıçdaroğlu'lu CHP Erdoğan'ın kontrollü muhalefetidir diye. Siz buna katılır aynen. mısınız? Tabii katılırım. %100 katılırım. Yani ben biraz makul bir insan bunları alt alta yazınca yani 2013'ten itibaren olup biteni, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini, politikalarını, uygulamalarını işte iki tane örnek veriyorum. Cumhurbaşkanlığını nasıl tepside ikram ettiğini. 7 Haziran seçimleri sonrası nasıl Davutoğlu'yla 35 gün koalisyon sözde koalisyon görüşmesi yapıp 36. gün bize koalisyon teklif edilmedi dediğini. Ne bileyim son işte bu seçimden 3-5 ay önce durduk yere türban konusunu gündeme getirip AKP'nin eline bir koz daha vermeye çalıştığını. Ben bazen diyorum yani miş gibi muhalefet, danışıklı dövüş gibi geliyor bana. Yani bugün bir beyanatı varmış, doğru mu bilmiyorum, teyit etmedi. Bu ilk ve son cumhurbaşkanlığı adaylığımdı benim demiş. Buna Erdoğan çok üzülecek açıkçası. Yani o şimdi kendi ağzından böyle bir beyanda bulunmadan hani demişler, o ona demiş, bu buna demiş bilmiyorum. Ben onundan %100 emin olamıyorum ama öyle olsaydı muhakkak bugüne kadar bir açıklama yapardı. Ben 28 Mayıs gecesi Ankara'daydım. Geldi bir açıklama yaptı. Çok kopuk bir şekilde. İşte hani şöyle bir algı var. İşte %48 oyun her iki kişiden biri Kılıçdaroğlu'na oy verdi diyorlar. Oldu canım. Ben iki kere verdim oy. Kendime lanet okuya okuya verdim. Bir daha zannediyor musunuz ben sandığa gideceğim de Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim? Veya CHP genel başkanıyken onun belirleyeceği bir adaya oy vereceğimi mi zannediyorsun? Sandığa gitmem daha iyi. Ben bu tiyatroda artık yeterince figüran oldum. Benden bu kadar. Arzu eden rolüne devam etsin. Yok öyle peki, hikaye. Peki ne olacak CHP o zaman? Yani parçalanacak mı sizce? Şimdi çok enteresanmış. Engin Altay 7 dönemdir milletvekili. Bu dönem de milletvekili. Ve bugün açıklaması var İsmail Saymaz'a. Diyor ki bir yerde bırakmayı bilmek lazım diyor. Kılıçdaroğlu daha kaç tane seçim kaybederse ben başarısızım diyecek kendisine. CHP'lilere hala Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP'lilere de şaşırıyorum. Ya. Bunlar mutlaka bir futbol takımı tutuyorlardır İstanbul'da üç büyüklerden birini. Kendi tuttukları takım 3 maç derbi kazanamasın. Tribünden yönetim istifa diye bağırıyorlardır ya. Teknik direktörü istifaya davet ediyorlardır. 2013'ten beri bu Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP, bakmayın o yerel seçim o hormonlu bir şeydi. Destekle kazanılmış seçimdi. Kılıçdaroğlu'nun başarısı orada o ittifakı oluşturup bir arada tutması. Yani tamam takdir edelim bir kenara koyalım ama yani Kılıçdaroğlu da kaç seçim kaybederse kendisini başarısız addedip kenara çekilecek veya CHP'liler tamam bu adamla olmuyor artık bıraksın değiştirelim demeye başlayacak onu merak ediyorum. Vallahi göreceğiz önümüzdeki günlerde. Peki siz siyaseten böyle İmamoğlu ya da farklı isimlerin çıkacağını düşünüyor musunuz? Siyaset boşluk kaldırmaz derler. Şu anda bir ana muhalefet liderliği boşluğu var. Bir merkez sağ boşluğu var. Bir de herhalde Türkiye'nin ana muhalefet partisinde bir kavram kargaşası var. Bir problem var. Bu mutlaka çözülecektir şu veya bu şekilde. Çözülmezse de onun yerine başka bir parti hamle yapar. Yani bu boşluk ama önümüzdeki 5 sene içinde daha çok konuşuruz. Yani İmamoğlu'na yasak gelecek mi gelmeyecek mi? Kurultay yerel seçimlerden önce mi yapılacak sonra mı yapılacak? Bunlar hep CHP'nin geleceği konusunda bilmemiz gereken unsurlar. Duruma göre değişir. İktidar tarafına gelirsek Bakanlar Kurulu açıklandı. Bir takım iş dünyası mesela diyor ki açıklanan Bakanlar Kurulu'na işte AKP 2010'daki haline versiyonuna dönüyor. Siz ona katılır mısınız mesela? 2010 bir kere
anayasa referandumundan öncesi mi sonrası mı? Öncesinde tabii nispeten daha yumuşaktı. Evet. Çünkü Anayasa Mahkemesi kontrolünde değildi. Kapatma davaları açılıyordu aleyhine. Henüz orduda temizlik yapmamıştı. Orduyu hala büyük tehdit görüyordu kendisine. O zaman tabii kuzu kuzu davranıyordu. Daha yumuşak. Avrupa Birliği'ne yüzü dönük falan filan. Ama şey değişti. Referandumu kazandıktan sonra, yargıyı kontrolü altına aldıktan sonra, cemaatle birlikte orduda temizlik yaptıktan sonra, ondan sonra kendileri, hangi liberal ya, kendi İstanbul İl Başkanları dedi bu lafı. Liberalleri Allah'a şükür ben içinde değilim veya Liberal Demokrat Parti o grubun içinde değil ama işte liberalleri kullandık, tamam artık ihtiyacımız yok onlara. İstanbul İl Başkanları'nın beyanatı vardır böyle. Onun için ben o kullanılıp atılan liberallere selp ak diyorum. Kağıt mendil gibi kullanıldılar, atıldılar hepsi. Nasıl bir AK Parti dönemi o zaman? Nasıl bir bakanlar kurulu baktığınızda şu an siz ne görüyorsunuz? Genel müdür aynı. Genel müdürün kafa aynı. Aşağıda alt kadro değişmiş, bir tanesi onun sözünden çıkmasına imkan var mı? Danışmadan karar vermesine imkan var mı? Eğer Türkiye'yi hala Erdoğan yönetiyorsa ben hiçbir değişiklik beklemiyorum. Sadece şöyle bir şey yapabilir Erdoğan. Ha, tam yetkili ekonomi bakanı mı istiyordunuz? Alın kardeşim size Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek de der ki hadi yürü IMF ile görüşmelere başla. Ondan sonra kendi çıkart. Ben göndermedim. Kendi bak bakan dediniz, ekonomi yetkiyi ona verdim. O gidiyor falan. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nı ateşe atacakları gibi. Onun yüzünden oldu bunlar diye. Bu politikalar diye onu ateşe atacak. Kavcıoğlu'nu mu, yeni gelen ne mi bahsediyor? Hayır yeni gelen değil. Eski. Taşat Kavcıoğlu'nu. Tabii. Çünkü Erdoğan'da yani sütte leke var. Erdoğan'da yok biliyorsunuz. O hata yapamaz asla. Kendi müritleri öyle görüyor onu. Yani iktidar değişikliğinden bir şey, kabine değişikliğinden, bakanların değişikliğinden pek bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Erdoğan'ın yönetim zihniyeti, kontrol bende, benim sözümde, tek adam rejimi diyoruz. Rejim değişmedi ki. Onun için benim öyle bir büyük bir beklentim yok. Mehmet Şimşek şimdi ekonomi meselesi için yani ele aldıklarından itibaren biraz şey yaptılar. Hani doların kuyruğunu biraz bıraktılar. Arada gene müdahaleyi ediyorlar. Çok fazla hızlı tırmansın istemiyorlar belli ki. At the end of the day hani şey eninde sonunda şey istedi. Sabredin diye. Nasıl olacak? Bu dolar işini ben şeye benzetiyorum. Barajlar yapılır. Arkasında su tutulur. Baraj gölü yağmurlardan, sellerden dolar. Baraj duvarı yıkılmaya yakın. Tahliye delikleri vardır. Oradan barajdan su bırakılır ki duvar yıkılmasın diye. Seçimden önce bunlar da onu yaptılar. Baskı altında tutmaktan bahsediyorum doları. Eninde sonunda bu duvar yıkılacaktı, baraj duvarı. Bunun altından kalkamayacaklardı. O oldu. Şimdi onu da işte kontrollü olarak beklenen oldu. Yani fikir liderleri, ekonomiden anlayanlar, hatta bir sene ekonomi okumuş, üniversitede okumuş adam bunun geleceğini biliyordu. Rakamlarla konuşmak lazım. Dolayısıyla beklenen oluyor. Doların fırlayacağı kesindi. Ben bir kere şunu da altını çizerek söyleyeyim. Pek çok defa dile getirmiş olabilirim. Ekonomik krizin yarısından fazlası rejim krizinin ekonomiye yansımasıdır. Yani tek adam rejiminin belirsizliği, öngörülemezliği, keyfi yönetiminin getirdiği güvensizliğin ekonomiye yansımasıdır. Dünyada öyle ekonomik kriz falan yok. Çevremizde de yok. Yani bakın Azerbaycan'da ekonomik kriz mi var? Bakın enflasyon oranına, rakamlarına. Ermenistan'ın bakın. Türkiye'nin 1/4, 1/5, 1/6 oranda enflasyon var onlarda. Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Irak, Yunanistan, Bulgaristan. Yani gitmiyorum Amerika, İngiltere, Almanya falan. Bu bölgeye baktığınız zaman en feci durumdaki Türkiye. Bu kadar kötü bir ekonomi yönetiminin getirdiği kriz, bir de siyasal sistemin, bu ucube rejimin getirdiği güvensizlik ortamının bedelini ödüyoruz. Onun için ekonomide şunu yaparsan değişir diye bir şey yok. Mehmet Şimşek İngilizce bir şey yayınlamış. Evet. Onun Türkçesi hatırlamıyorum tam ama işte çok istikrarlı, bilimsel öngörülebilir hareket edeceğiz falan, bize güvenin müvenin. Ben de altına yazdım. Bu sözlerinden Erdoğan'ın haberi var mı? Onaylıyor mu bu sözleri? Yoksa senin böyle kendi çevrene, yabancı çevrene yaydığın bir kişisel Pollyanna mesajı mı? Çünkü Erdoğan'ın istemediği şey olmaz. Onun için bir de şunu söyleyeyim. Dünyanın en ünlü 10 tane ekonomistini getirin. Nobel Ekonomi Ödülü almış 10 tane adamı
Mehmet Şimşek'in yerine getirin. Erdoğan zihniyeti değişmediği müddetçe onlar da bir şey yapamaz. Ha, sihirbaz getirin. O bile bir sene, iki seneden önce ekonomiyi toparlayamaz. Normal haline döndüremez. Çok kadar, o kadar ağır bir hasar var ki. Yani o kadar derin bir yara var ki ekonomide. Yara bir günde iyileşir mi? Bir ayda bu kadar derin yara. Yani Türk milleti daha henüz en kötüyü görmedi. Daha kötüsüne hazırlansın. Ne gibi mesela? Üç haneli enflasyon gibi. Şimdi 70'leri, 80'leri ben hatırlıyorum gençliğimde. İşte dolar bir zamanlar ben çocukken 3 liraydı. Sonra 9 lira oldu. Sonra 27 oldu. 57 oldu. 110 oldu. Aldı bacım 500 oldu. 1000 oldu. 2000, 5000, 10.000, 100.000 böyle gitti. Bunun dibi yok ki. Şimdi Erdoğan zihniyeti de devam ederse yine o günlere geri döneceğiz. Hiper enflasyon yaşayacağız. Durgunluk yaşayacağız. Yüksek işsizlik yaşayacağız. Kötü günler dediğim o. Etin kilosu 700 lira değil 1000 lira olacak. İşte ne olacak? Yani ülkeler bakkal dükkanı değil ki kepenk indirdik, iflas ettik, kapattık, hadi hayırlı işler. Öyle bir şey yok. Ama iflas etmiş ülkede halk çeker. Karanlıkta oturur, soğukta oturur, aç gezer, çöpten karnını doyurur daha büyük bir nüfus. Yani böyle şeyler yaşanır. Tatile gidemez, çocuğuna hediye alamaz. Fakirleşeceğiz. Nokta. Bu kadar basit. Şimdi güzel bir soru da var. Samet Akar diyor ki enflasyon ve ekonomik krizleri vurguluyorsunuz. Ancak neden bunun insanlar ve seçim üzerinde hiçbir etkisi olmuyor? Herhangi bir abartı var mıydı? Neden olmuyor? Bunun birkaç bence nedeni var. Birincisi ben Erdoğan'ı siyasetçiden çok artık 20 sene iktidarda kaldıktan sonra siyasetçiden çok bir tarikat şeyhine büründüğünü, AK Parti'nin bir siyasi partiden çok bir tarikat gibi olduğunu, ona oy verenlerin de seçmenden çok mürit gibi davrandığına inanıyorum. Bir kere belli bir grup böyle. İkincisi muhalefetin yeteneksizliği, Kılıçdaroğlu'nun veya o ekibin böyle tutarlı, akılda kalacak bir şekilde enflasyonla, ekonomiyle şunu bunu yapacağız dediğini hatırlamıyorum. Somut örnekle altını doldurayım. Bundan bir sene, bir buçuk sene önce Faik Öztrak bir cumartesi öğleden sonra çıktı elinde liste. İktidar olduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi enflasyonla nasıl mücadele edecek onun listesini okudu. Ben 3 gün sonra bir programda çıktım, gazetecilere sordum televizyonda, canlı yayında. Ya dedim cumartesi günü CHP enflasyonla nasıl mücadele edeceğinin bu şeyini, listesini yayınladı. Bana 3 tane madde söyleyin orada. Kimse söyleyemedi. Yani kim liderlerine, basın mensuplarına bunu anlatamayan bir parti sokaktaki adamı nasıl ikna edecek? Üçüncüsü en başta söylediğim şey, yani güven meselesi. Bakın Kılıçdaroğlu'nun en büyük eksikliği, dış basında da bunu okudum. Diyor ki evet Erdoğan'a kafa tutuyor, bir şey yaratıyor ama, rüzgar yarattı ama renksiz ve karizması yok diyor. Yani Kılıçdaroğlu güven vermiyor. Neyin söylendiği kadar siyasette anladığım kadarıyla, kimin söylediği de önemli. Kılıçdaroğlu, Erdoğan diyor ki 2000 lira vereceğim emekliye. Öbürü diyor ki 15 bin lira vereceğim, millet 2000 lira vereceğim diyen adama inanıyor. Deprem bölgesindekileri diyor evleri maliyetine size vereceğim diyor. Uzun vadeli, düşük faizli bilmem ne falan. Öbürü çıkıyor. Kılıçdaroğlu ben bedava vereceğim diyor. Millet öbür adama inanıyor. Yani bu kadar basit. Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki ben mültecileri göndereceğim diyor. Yaprak kımıldamıyor siyasette. Ertesi gün Ümit Özdağ diyor bir adam çıkıyor. Aynı cümleyi kuruyor. Hiç fazla bir. Ama kitabın ortasından şak diye öyle inandırıcı konuşuyor ki. Aa siyaset birbirine giriyor. Ümit Özdağ mültecileri göndereceğim. Burası tatil köyü değil dedi anda. Yani Kılıçdaroğlu'na bir güven, inandırıcılık sorunu da vardı. Ekonomiyi bu adam çözemez hocam. Bir şey de vardı. Millet İttifakı'nda işte DEVA'nın daha liberal denilen politikaları vardı. CHP'nin daha kamucu denilen politikaları vardı. Hani seçmen bunu bir şey olarak, tutarsızlık olarak alıp değerlendirdi mi onu bilmiyorum. Ama Erdoğan'ın daha çok güven vermesi, Kılıçdaroğlu'nun vermemesi, seçmen üzerinde Erdoğan'ın daha bir kurtarıcı gibi görünmesi. Yani bütün bunlar... Biraz şuna bağladım ya Cem Bey, sözünüzü böldüm pardon ama Kılıçdaroğlu'nu canlı da izledim ben saatlerce Babala'da. Şöyle bir kanıya vardım. Şimdi normalde hani siz Ümit Özdağ örneğini de verdiniz. Ümit Özdağ'la işte ne bileyim fikirlerimizin buluşmadığı çok konu var. Ama siyasetçi biz en azından halk
şunu bekliyor. Duygu veren bir siyasetçi, duygu aktarımı yapan. Dolayısıyla o aslında duyguyu, o duruşu satın alıyor ya insanlar baktığınızda. Ben mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nda hani düşünürken onun ne eksik, ne eksik, ne eksik diye onun mesela farkına vardım. Buradan hani basitçe şunu da söyleyebiliriz. Mesela bir şarkıyı bir şarkıcı söyler, herkes yerden yere vurur. Ama bir şarkıcı söyler, Allah rızası için sussun ne olur diyebiliriz. Harika bir örnek. Tebrik ederim. Yani benim şey çok daha güzel bir benzetmeyle aktardınız. Bir şeyi neyin söylendiği kadar kimin söylediği çok önemli diye bir cümle kurdum. Bu şarkı örneği mükemmel oldu. İşte Kılıçdaroğlu'nda bence o eksikti. İkna edemedi milleti gibime geliyor. Yine şeyleri bir kenara koyuyorum ha. Hukuksuzluk, YSK kararları, seçmen listeleri, oy pusulaları, onlar bunlar, sandık güvenliği falan, onları bir kenara koyarak değerlendiriyorum. Peki son soru, nasıl bir Türkiye var 2023 sonunu 2024'te gördüğünüzde? Bir de şimdi belediye seçimleri var, orada nasıl bir tablo var? Ne olacak belediye seçimleri? Bence... İstanbul'u kaybedecek muhalefet. Bu haliyle giderse. Bu haliyle gitmese de kaybeder. Erdoğan aynı şeye çukura iki kere düşmez. Hmm. İstanbul'u vermez. Ankara için bir şey diyemem. Ama tabii İmamoğlu kararı, adayı kim olacak muhalefetin, onlar da önemli ama kim olursa olsun artık devletin bütün imkanlarıyla yerel seçimi İstanbul'u Kılıçdaroğlu kazanmadı. O ittifak kazandı. İyi Parti aday çıkarmadı, HDP aday çıkarmadı. Hmm. Yani o bir ittifakla oluştu. Daha öyle bir ittifak kurulabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Öyle bir umudum yok. Ha, partiler kendi aralarında bazı illerde işbirliği yapabilirler. Birkaç, o da ittifak şeklinde değil de işte ben burada aday çıkarmadım, sen de burada çıkarma, işte birbirimizi destekleyelim falan olur ama bunun İstanbul'da çok zor olacağına inanıyorum. Bir de bu ittifak, millet o kadar 10 milyonlar bel bağladı ki bu ittifaka. Öyle bir hava bastılar ki geliyoruz çok mükemmeliz. 2400 maddede uzlaştık birbirlerini işte. Geliyoruz değil, koşuyoruz. Evet, sahte gülümsemelerle birbirlerini karşılıyorlar. El ele pozlar mozlar. Millette büyük bir hayal kırıklığı oluştu. Onun için bir daha yani tarihi bir fırsat kaçtı bu seçimde. Bir daha böyle bir ittifak olacak da hadi oldu diyelim. Millet bu tecrübeyi yaşadıktan sonra onlara güvenecek de umutlanacak da falan. Onlar biraz açık ara hayal olur. Ama benim öngörüm zaten bir şey değişmez de ben CHP'nin İstanbul'u koruyabileceğine inanmıyorum. En son bu meclis başkanlığı hani seçiminde de deva gelecek CHP'nin adayına oy vermek yerine biliyorsunuz. Adaylarını çıkardılar ya da işte oy vermediler. Tuhaf bir şey olmadı mı o? Alışveriş mi demek lazım? Ay, saçmalık, tuhaf değil. Saçma ötesi bir şey. Dünyada yani bir temsili demokraside 0.0 küsur oyu olan partilere 40 tane sandalye herhalde o zaman buna temsili demokrasi denemez. Adamlar güçlendirilmiş parlamenter sistem diye çıktılar yola. Ondan sonra Kılıçdaroğlu seçim rüşvetiyle koltukları kaptılar. Niye seçim rüşveti diyorum? Bence, yine tabii fikirlerimi söylüyorum. Kılıçdaroğlu için meclis aritmetiği önemli değildi. İkinci plandaydı. Onun için mühim olan o muhafazakar sağ, Saadet, Deva, Gelecek falan. Onlara ben sandalyeyi vereyim. Yeter ki onların seçmenleri Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarını bana versinler. O umutla o sandalyeleri verdi. Sonunda böyle bir tablo çıktı. Esas cümbüşü AKP eğer bir anayasa hasta hazırlıyorsa, onu da meclise getirirse, o zaman işte bu dinci muhafazakar partilerin nasıl, ne kadar destek vereceğini, o anayasa değişikliğini o zaman göreceğiz. Zaten onu şeyden önce demişti Ali Babacan, ikinci turdan önce hatta bir anayasa teklifi getirirse beraber çalışabiliriz diye. Ama yani... hangi teklifler? Yani bilelim. Şimdi ben size bir şey diyeyim. Bağırın, bana veya bir liberale, bir özgür düşünen ve özgürlüklere inanan ve bunları da bir adalet yargı erkeğiyle korumaya kararlı bir zihniyete. Bugünkü mevcut anayasayı verin. Türkiye'yi Hollanda gibi yönetir. İskandinav ülkesi gibi yönetir. Ama kötü niyetli, muhafazakar, tutucu, işte farklı niyetleri olan bir zihniyete dünyanın en liberal, en özgürlükçü anayasasını verin. Burayı yine cehenneme çevirir. Kuzey Kore yapar. Anayasada ne yazdığından çok onu yorumlayan yargının, onu yorumlayarak kanun yapan
yasama erkinin ve onu uygulayan yürütme zihniyetinin nasıl olduğu önemli. Geçen gün Deva Partili birisine sordum televizyonda. Anayasa değişikliği, yeni anayasa falan diyor. Bana söyle dedim ya, 3 temel madde değiştirilmesini istediğin nedir? Hem de genel başkan yardımcısı. Söyleyemedi kadın. Hadi söyle, burada gündeme getirdin. Hem de ulusal bir kanalda anayasa değişikliği gündeme geldi. Nedir anayasada değiştirmek istediğiniz? Nedir? Hangi özgürlük yok? Onu söyle bana. Bir şey söyleyemiyorlar. Onun için o da bir klişe. İşte darbe anayasası. Tamam, darbe anayasası da neresini rahatsız ediyor sizi? Hangi özgürlük yok? Hangi özgürlük yok? Onu söylesinler. Darbe anayasasından sonra o kadar çok değiştirildi ki. Değişti ki. Bravo. Hangi darbe anayasası? Daha 2010'da değiştirdik, demokratikleşiyoruz diye daha dibe vurduk. 2017'de değiştirdik, demokratikleşiyoruz diye daha dibe vurduk. Başında söyledim programın. Uganda'nın 4 basamak altında bu ülke ya. Demokrasi endeksinde. Hangi demokrasi kaldı da anayasayı değiştireceksin de Bir kere AKP'nin özgürlükçü anayasa yapması doğasına aykırı. Eğri cetvelle düz çizgi çizemezsiniz. AKP eğri cetveldir. AKP zihniyeti, yani siyasi İslamcılıkla özgürlük bağdaşmaz. Onlar nalıncı keseri gibi kendilerine yontar. Bak, bu özgürlüğü verdik, tamam. Benim özgürlüğüm o yok. O bizim geleneğimize aykırı, dinimize aykırı, örflere aykırı. Onun için sen kura bakma, sus. Benim umudum yok bu ülkeden. Yapmayın, ben... bizi dinleyen çok gençler. De var. Gençler, ben gençlere yıllardır tavsiyede bulmuyorum. Dinleyen dinliyor, gidiyor. Son bir şey var. Kemal Bey kurultayı yerel seçimlerden sonra yapmayı planlıyor. İmamoğlu'nu da yeniden İBB adayı yapacağını söylüyor diye. Ama yapsın. Ben tekrar ediyorum. Aday kim olursa olsun ben Erdoğan'ın İstanbul'u bırakmayacağını. Belki de kurultayda Kılıçdaroğlu kendini aday olursa yine seçtirir. Genel başkanları öyle kurultayla falan deviremezsiniz. Hele ki CHP tarihinde. Aynen. Ama siyasi partiler yasası buna asla imkan tanımaz. Genel başkan delegeyi belirler, seçer. Delege de genel başkanı seçer. O çark öyle döner. Demek ki İmamoğlu'ndan kurtulmak istiyor. İmamoğlu'nu düşünebiliyor musunuz? Yeniden aday olacak. Ondan sonra yerel seçimi kaybederse ne olacak? İmamoğlu'nun siyasi hayatı biter. Doğru. Bakalım İmamoğlu kabul edecek mi ikinci dönemi? Yani evet, bir de tabii o şeyi var. Çünkü o şu var. Anda değişim açıklamasını ısrarla hani yapıyor. Bunu ben düşünüyorsam İmamoğlu ayrı ayrı düşünüyordu. Bence İmamoğlu'nun gözü CHP genel başkanlığında. Yani iki seçenek olsa İmamoğlu'nun önünde. İBB ikinci dönem başkanlık mı, CHP genel başkanlığı mı? Bence İmamoğlu kesinlikle CHP genel başkanlığını tercih edecek. Kurultayda aday olmak isteyecektir. Belki de İBB başkanlığını reddedecektir. Ben olmak istemiyorum, aday değilim der ama CHP'de genel başkanlığa adayım der. Yerel seçimi CHP adayı kaybeder her kimi koyacaksa. Ondan sonra İmamoğlu daha da eli güçlenmiş olarak Kılıçdaroğlu'nun karşısına CHP genel başkan adayı olarak çıkar. Durun ben buradayım, durun diye. Evet, o tadından yenmez. Çok gerçekçi tespitleriniz var. Çok teşekkür ediyorum. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok. Artık boşa konuşuyoruz ama işte sizleri kırmamak için hadi peki diyorum. Yoksa 5 sene tamam, olay bitti. Koltuğu kaptı. Meclisi de kaptı. Erken seçim olma ihtimali var mı? Onu sorup duruyorlardı sizce. Nasıl olacak erken seçim? Niye olsun ki? İşte niye olsun mesela? Daha yeni seçilmiş milletvekili el kaldırıp da tamam hadi bir daha gidelim der mi? Yok, 2 seneden önce demezler. Tadını aldılar bir kere. Türk Hava Yolları'nda bir ağ koltuk emirlerinde. Doğru söylüyorsunuz valla. Sandıkta yenilen hurmalar cüzdanı tırmalar diye bir laf vardır. Daha enflasyon görmedik. Daha vergi zamlarını görmedik. Daha bekleyin bakalım. Peki. Tünelin ucunda ışık göremiyorum ben henüz. Ne zaman görünür böyle bir ihtimal? 5 seneye kadar yok mu yani ekonomi, dünyada da işler? Bakın böyle işler bir gecede olmaz, bir senede de olmaz. Biz bugünlere bir gecede gelmedik. Tabii, 10 tabii. Sene önce 2013 yılında Morgan Stanley dedi ki dünyada 5 tane kırılgan ekonomi var ve bu 5 ülke arasında da en kırılganı Türkiye dedi. Bizimkiler o zaman dalga geçiyorlardı ve bilin bakalım şu cümleyi kim kurdu? Trilyonluk Mercedes bizim için çerez parasıdır. Hangi Maliye Bakanı söyledi bu lafı biliyor musunuz? Şu anki. Evet efendim, Mehmet Şimşek söyledi. Hadi şimdi söylesin de göreyim. Batı'da böyle bir cümle kuran siyasetçinin siyasi hayatı bitmiş ki. Şimdi kurtarıcı olarak bu
bu zihniyete, itibardan tasarruf olmaz kafasına, o değirmene su taşıyan adam şimdi ekonominin kurtarıcısı olarak batılıları ikna edecek. Kolay gelsin. Kemal Kılıçdaroğlu 2028'de 80 yaşında olacak. Genç Türkiye'ye de yakışmaz öyle bir şey. Çok çok teşekkürler tekrar. Kendine geldiniz. Keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Fikirlerinizi almak keyifliydi. İzleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum herkese. Beğenilerinizi unutmazsanız arkadaşlar bu arada onu da şey yapıyorum. Bu medyada da bazı değişiklikler. Abi. Dolayısıyla YouTube ve burası daha önemli hale geliyor. İnternetin fişini çekmezlerse. Adam yani kazandı. 5 sene artık her gece yandaş kanallarda reklamını yaptırmaya, seçmeni yanlış yere yönlendirmeye şu anda ihtiyacı yok. Bir yandan muhalif medyayı da pek dinleyen yok. Çünkü muhalefet yok. Bir inandırıcılığı yok. Güven vermiyor. Umut vermiyor. Onun için ben bunu yani evet sürpriz olmayacak bana. Yavaş yavaş o tür programlar her gece oturulup 4 kişinin şunu dedi acaba ne demek istedi falan böyle 4 saat 5 saat tartışacakları programları göremeyeceğiz herhalde.